bir duş alsan. Sonra sana masaj yaparım. Yok, ben çıkacağım şimdi. Bu saatte. Ne varmış saatte Türkan? Somer, geç olmadı mı biraz? Nereye gideceksin? Türkan, izin ver de sindireyim yaşadıklarımı. Ya hiçbir şey olmamış gibi ben hayatıma devam edemem ki. İnanamıyorum. Kabullenemiyorum. Hiçbir şey bana mantıklı gelmiyor. Anlıyorum seni. Duyduklarımıza ben de inanamıyorum. Yani ne yorum yapsam, ne söylesem bilmiyorum, bu durum beni korkutuyor. Bu saatten sonra bir şey söylemek de çok zor. Ama en azından kendini yalnızlığa sürüklersen üstesinden gelemezsin hiçbir şeyin. Türkan, ben sığamıyorum hiçbir yere. Yani böyle bu da geçer ya diyebileceğim bir şey değil. Ben de geliyorum seninle. Somer. Yalnız değilsin. Yalnız hissetmeni istemiyorum. Senin yanındayım ve hep senin yanında olacağım. Lütfen. Şu anda benim en çok yalnızlığa ihtiyacım var. İzin ver. Lütfen. Kartal istenmeyen bir ilişkiden doğmuş, zavallı bir adam. Annesi tecavüze uğramış. Lisede öğrenciyken Kartal'a hamile kalmış. O zavallı liseli kızcağız kim biliyor musun? Anne. Telefonlarını açmışsın. Canım istemiyor. Belki de duyacaklarından korkmuşsundur. Daha ne duyacakmışım ya? Ne diyorsun sen? Anlamadım. Ne duydun ki sen? Takip mi ediyorsun sen beni? Konuşmak için gelmiştim. Ama evden çıktığını görünce... Evet, peşine düştüm. Dün şirkete gelmişsin. Orası benim iş yerim Somer. Her kafana estikçe gelip anlamsız olaylar çıkartamazsın. Derdin ne bilmiyorum. Yani neyin peşinde olduğunu da anlamıyorum. Gelip bir ton bağırıp çağırmışsın, kızı da korkutmuşsun. Kusura bakmasın. Dün bir delirdim. Ayıp ettim kızcağızı. Ben de onu söylüyorum. Yani sen her delirdiğinde gelip böyle mekan basacaksan ben de ona göre... Ona göre ne? Hayırdır, tehdit mi ediyorsun sen beni? Uyarıyorum. Bak Somer, ben öyle işlerden pek anlamam. Yani tehdit mehdit pek benim tarzım değil. Ama eğer
Beni böyle zorlamaya devam edersen... ...çok daha başka bir kartal bulursun karşında. Ben bile o halimden çok korkarım. Annem babam mı öğretti sana Buracan? Türkan söylemiş sanırım. O yüzden geldim değil mi şirkete? Ben de duyduğumda çok şaşırmıştım. Ama hayat işte. Böyle tuhaf rastlantılarla bir hikaye yazıyor sana. Sen de şaşırıp kalıyorsun. Nasıl bunu, niçin öğrenmeye çalışıyorsun? Ama işin içinden çıkamıyorsun. Çok yoruyor bir insanı. Vallahi. Ne zamandır tanıyorsun o adamı? Adnan baba ya da dayın mı demeliyim? Düne kadar çok iyi diye cevap verirdim bu soruna. Yıllardır tanıyorum onu. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Aksine hep iyiliği dokunmuştur bana. Ama Türkan'ın söylediklerinden sonra ne bileyim işler bayağı bir değişti. Kafamda deli sorular. Sen ikide bir Türkan'ın adını ağzına almasana. Annenle kardeş olduklarını bilmiyordum Soner. Özetle bu. O adam annemin canını yakmak için seni kullandı. Ben kimsenin piyonu olmadım. Sen ona çok güvenme derim. Öyle kuru bir lafla olmuyor bu işler. Belli ki onu sevmiyorsun. Güvenmiyorsun da. Ama Adnan babanın bana zarar vermesi senin işine gelmez mi? Gelir. Yani benim anlamadığım... ...neden beni güvende tutmaya çalışıyorsun? Ya Soner... ...sen çok değişik bir adamsın ha. Ağlıyor musun lan sen? Bas git lan, ne ağlayacağım?